Evet, 25. soruyla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemin organlarından biri değildir? Nişastmanın kısmen sindirildiği ağız. Evet, ağız. Onun dışında B şıkkında proteinlerin kimyasal sindirimin başladığı mide. Evet, mide sindirim sistemi organıdır. C'ye atladım arkadaşlar çünkü cevabımız Ceyhan. D şıkkına bakarsak tüm besin monomerlerin emildiği ince bağırsak. İnce bağırsak da sindirim sistemi organımızdır. Su ve minerallerin emildiği kalın bağırsak. Kalın bağırsak da sindirim sistemi organımızdır. Ama ak yuvarların üretiminin olduğu dalak dolaşım sistemine girer arkadaşlar. O yüzden cevabımız Ceyhan. 26. soruyla devam ediyorum arkadaşlar. 26. soruda aşağıdaki insanın sindirim organları ile bu sindirim organında gerçekleşen sindirim tepkimesi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Bakın mesela ağızda nişasta dextrin artı maltoza kadar sindirilir. Doğru. Midede lipidler yağ asit ve gliserole kadar sindirilir demiş cevabımız Bursa arkadaşlar. Çünkü midede proteinler sindirir. Yağların yani lipidlerin sindirimi ince bağırsakta başlayıp ince bağırsakta biter. Yani kısacası lipidler midede sindirilmiyor cevabımız Bursa. Midede biraz önce söylemiştim proteinlerin sindirimi olduğunu. İnce bağırsakta zaten disakkaritlerin sindirimi olur. Birinci soruda da anlatmıştım. İnce bağırsakta midede proteinler peptitlere kadar sindirildikten sonra kalan sindirim ince bağırsakta devam eder. Yani ince bağırsakta hem karbonhidrat hem protein hem de yağların sindirimi olur ama